Merhabalarım, ben Serdar ve Fallout 3 sırlarının ilk bölümüne hoş geldiniz. Böyle bir şey yapmak isterim çünkü şimdi göreceksiniz, zaten şimdi Fallout 3'ün size olayını anlatayım. Konsept Skyrim gibi, etrafta dolaşıyorsunuz, bir ana hikaye var, yani hikayeler var, yan görevler var, küçük küçük ayrıntılar var, atmosfer güzel. İşte GTA gibi her yere, yani istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Daha çok bilim kurgu oyunu, işte bir nükleer savaş çıkıyor, sonra aradan 200 yıl falan geçiyor. İşte 200 yıl geçiyor. Dünya, işte Washington DC'nin yeni hali, işte her yer harabe falan olmuş. Kıyıda köşede küçük küçük kasabalar kurmuş insanlar. Neyse, böyle bir oyun, bilim kurgu oyunu. Post apokaliptik bir oyun, kıyamet sonrası geçen bir oyun. Oyun bilim kurgu. Gerçekçi son derece. Yani mutantlar falan var ama gerçekçi yani. Öyle fazla olağanüstü öğeler yok. Allah kahretsin. Kahretmesi aslında çok güzel bir şey. Çünkü hani bir gizem avlama üzerine kurulmuş bir kanaldım. Maalesef, hani maalesef dedim. Çok ağır basıyor. Aşırı ağır basıyor. Diğer oyuncuları şey yapmıyorum. Her neyse. Şuradayım. Haritanın böyle ortasının böyle güneybatısına doğru. Volt 106, Volt sığınak 106. sığınak. Volt 106, sığınak 106. Şöyle size çevreyi göstereyim. Oyun İngilizce'de, ne yazık ki Türkçe yaması yok. Ben bu oyunu çekmek istemiştim. Bu Fallout 3'ün yine Fallout New Vegas'ı çekeceğim. Ama şurada da işte metro istasyonu falan var. Bizim geldiğimiz yerde şurası Volt 101'den karşılık normalde. Şimdi size bir şey göstereceğim. Oyun oynarken altıma şey yaptım resmen. Şimdi göreceksiniz. Fallout 3'te hayaletleri araştıracağız. Nedenini de şimdi anlayacaksınız. Normalde girdik biz şimdi buraya. Thank you.
have here.